bölümü yani sonucu bir tam sayı değil de ondalık sayı olan bölme işlemlerini yapmak üzere stratejiler geliştirmeye çalışacağız. Hadi gelin 3 bölü 2 işlemiyle başlayalım. Her zamanki gibi önce videoyu durdurun ve bu bölme işlemini kendi kendinize yapmaya çalışın. İsterseniz bir de ipucu vereyim. Bölüm bir tam sayı olmayacak. Evet, hadi şimdi soruya beraber bakalım. Matematikteki birçok şeyde olduğu gibi, 3 bölü 2'nin ne edeceğini bulmanın da birden çok yolu var. Mesela ilk olarak işe 3 bölü 2'yi bir kesir olarak ifade etmekle başlayabiliriz. Hemen yazıyorum, paya 3, paydaya da 2 gelecek. Bu aynı zamanda 3 tane 1 bölü 2'ye eşittir. Peki sizce bunu bir ondalık sayı olarak ifade edebilir miyiz? 3 bölü 2'nin 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Evet, bunu yazalım. Her şeyin daha iyi anlaşılması için tüm adımları yazmaya çalışacağım. Paya 2 artı 1, paydaya da 2 yazıyorum. Tahmin edeceğiniz gibi bu da 2 bölü 2 artı 1 bölü 2'ye eşit. 2 bölü 2 1'e eşit olduğuna göre bunu 1 tam 1 bölü 2 olarak yazabilirim. 1 bölü 2'nin aynı zamanda 5 bölü 10 olarak da ifade edilebileceğini biliyoruz, öyle değil mi? Bu arada hatırlıyorsanız, bu sayıyı bir ondalık sayı olarak ifade etmeye çalışıyorduk ve ondalık sayıları yazmak için onda birler, yüzde birlikler ve binde birlikleri kullanırız. 1 bir tam onda 5. Bunu ondalık sayı olarak yazacak olursak, 1 bir birlik ve 5 onda birlik yani 1 virgül 5 elde ederiz. Ben burada bütün adımları yazdım ama siz bu konuda deneyim kazandığınızda tamam bu 3 bölü 2'ye eşit. 3'te 2 bir kere vardır ve geriye 1 bölü 2 kalır. Bunu birleşik kesir olarak yazarsam 1 tam 1 bölü 2 elde ederim. E 1 bölü 2'yi de ondalık sayı olarak yazarsam 0,5 yazmam gerektiği için bu bölmenin sonucu 1,5'tir diye hızlıca düşünebileceksiniz. Az önce de söylediğim gibi buna benzer soruları çözmenin farklı yolları var. Mesela 3'ü 2'ye böldüğümüzde tam bir sayı elde etmeyeceğimizi biliyoruz. Bu durumda sonuç onda birlikler olarak ifade edileceği için işe bu sayıları onda birlikler olarak ifade ederek başlayabiliriz. 3 kaç onda birliktir? 30. O halde 30 onda birliği 2'ye bölmeyi deneyelim mi? 30 onda birlik 2'ye bölündüğünde 15 onda birlik elde ederiz. 15 onda birlik, 10 onda birlik ve 5 onda birlikten oluşur, öyle değil mi? Ve bu da 1 birlik ve 5 onda birlikle aynı şeydir. Size 3 bölü 2'nin ne edeceğini bulmak için iki farklı strateji gösterdim. Ben birinci yöntemi daha çok seviyorum. Çünkü burada kesirler hakkında bildiklerimizi de kullanabiliyoruz. Şimdi gelin bir örnek daha çözelim. Hatta birkaç tane örnek yapalım ki her şey yerli yerine otursun. 34 bölü 4. Hadi bakalım ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve az önce kullandığımız stratejileri kullanarak bu bölme işlemini önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Evet, şimdi bunu bir kesir olarak yazalım. 34 bölü 4. 34'te 4, 8 kere vardır ve geriye 2 kalacağı için sonuç 8 tam 2 bölü 4 olur. Hepsini farklı renklerle yazayım. 8 tam 2 bölü 4. Bu sonuca nasıl ulaştığımı anlamadıysanız bir kere daha tekrar edeyim. 34'te 4, 8 kere var. Geriye 2 kaldığı için bunu da 2 bölü 4 olarak ifade ediyoruz. Neden mi? Bakın, isterseniz bunu 32 bölü 4 artı 2 bölü 4 olarak yazabiliriz. 32 bölü 4, 8'e eşit ve geriye kalan 2 bölü 4'ü de bu şekilde bırakınca ne görüyorsunuz? 8 tam 2 bölü 4. 2 bölü 4, 1 bölü 2'ye eşit, öyle değil mi? 1 bölü 2'yi onda birliklerle ifade etmek istersek, 1 bölü 2, 5 onda birliğe, yani 5 bölü 10'a eşit olur. Ve 8 tam 5 bölü 10'u ondalık sayı olarak yazarsak da, 8 birlik ve 5 onda birlikten, 8,5 elde ederiz. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Hatta bu örneğimizde bölünen de bir ondalık sayı olsun. Evet, 8,4 bölü 7 diyelim. Hadi videoyu durdurun ve bu işlemi kendi kendinize yapmaya çalışın. Bu işlemi gördüğünüzde aklınızdan 84'ün 7'ye bölünebilir olduğu geçiyor olabilir. Çarpım tablosunu hatırlarsanız, 7 çarpı 12, 84 eder. Haliyle, 84 bölü 7 de 12 ediyor. Ama buradaki sayı 84 değil, 8 virgül 4. Sizce bu işlemi nasıl yapabiliriz? Tabii ki de yine onda birlikler cinsinden düşünerek. 8 virgül 4, 84 onda birliktir ve 84 onda birlik bölü 7, 12 onda birlik eder. 12 onda birliği, 1 birlik ve 2 onda birlik olarak ya da 1 virgül 2 olarak yazabiliriz. İşte bu kadar. Bu bölme işleminin sonucu, yani bölüm, 1 virgül 2'ye eşittir. Aslında bu soruyu yapmanın farklı bir yolu daha var. 84 onda birliği, 84 bölü 10 olarak düşünüp, bunu 7'ye böldüğümüzde, bir şeyi bir şeye bölmek demek, tersiyle çarpmak demek olduğu için bunu 84 bölü 10 çarpı 1 bölü 7 olarak da yazabiliriz. Ya da şu şekilde yazayım. 84 bölü 10 çarpı 7. Şimdi bunu sadeleştirecek olursak, hem payı hem de paydayı 7'ye bölebiliriz. 84 bölü 7, 12. 7 bölü 7 de 1 eder. Ve geriye 12 bölü 10. Yani 12 onda birlik kalır. Ve 12 onda birliği de, 1 Bir birlik ve 2 onda birlik ya da 1,2 virgül olarak ifade edebiliriz. Bir örnek daha yapmak istiyorum. Bu seferki işlemimiz 7 bölü 70. Her zaman olduğu gibi yine videoyu durdurup bölme işlemini önce kendi başınıza yapmaya çalışmanızı rica ediyorum. Diğer örneklerde olduğu gibi bunu 7 bölü 70 olarak kesir şeklinde ifade edebiliriz. Ama bu sefer 70 yerine paydaya 7 çarpı 10 yazacağım. Şimdi payı ve paydayı 7'ye böldüğümüzde, yani 7 ile sadeleştirdiğimizde geriye ne kalacak? 7'yi 7'ye böldüğümüzde 1 ve bu 7'yi 7'ye böldüğümüzde de 1 olacak. Bir kesrin payı ve paydasına aynı işlemi yaptığımızda, kesrin değerinin değişmediğini unutmayın. Geriye 1 bölü 10, yani 1 onda birlik kalır. Ve eğer bunu ondalık sayı olarak yazmak istersek de, onda birler basamağına 1 bir koyar ve 0,1 şeklinde ifade ederiz. Aynı şeyi yapmanın bir başka yolu da şu. Şimdi, buraya yazdığımızı farklı bir şekilde yazacağım. 7 bölü 7 bölü 10. 7 çarpı 10'a bölmek demek, önce 7'ye, sonra bir de 10'a bölmek demektir. Ya da bir saniye, bunu önce bölü 7 çarpı 10 olarak yazayım. Evet, buraya yazdığımızı farklı bir şekilde gösterdim ve devam ediyorum. Bu, 7 bölü 7 10'a eşit. 7 bölü 7 1 olduğuna göre geriye 1 bölü 10 kalıyor. 1 bölü 10 ise 1 onda birlik, yani 0,1'e eşit.